hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken öncelikle sizlerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyla-i Mevlidini tebrik ediyorum. Dünyamızı kandil gibi aydınlatan bu ilahi tecellinin bir sene-i devriyesine daha bizleri ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in şu niyazına tüm kalbimizle bizler de amin diyoruz. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Bu mübarek gecelerin Müslümanlarla birlikte insanlığın tamamının felahına, esenliğine, hayrına vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, Türkiye yüzyılını inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. İçeride açılış programlarıyla, dışarıda katıldığımız uluslararası toplantılarla ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana özellikle dış politika kulvarında yoğun bir gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı'nı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini 6 Eylül Çarşamba günü kabul ettik. Aynı gün gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. Tüm paydaşlarla istişare edilerek katılımcı bir anlayışla hazırladığımız orta vadeli programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz. Temel hedefimiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarla sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Gerçekçi, ulaşılabilir ve Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Orta vadeli programın adeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12. kalkınma planını ve hükümet programını yakında milletimizin ve iç dünyamızın takdirine sunacağız. Burada bir kez daha şu çağrımı tekrarlamak istiyorum. Türkiye yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyonun tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Aziz milletim, bu sene Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak ederek
ülkemizin tezlerini kararlılıkla savunduk. Zirve kapsamındaki programlarda iklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselelerinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için G20 üyesi ülkelerin atabileceği müşterek adımları gündeme taşıdık. Pek çok devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek işbirliğimizi daha da ilerletecek kararlar aldık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ulucanlar Cezaevi'nde 12 Eylül'ün 43. yılı münasebetiyle düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurlarını da saygıyla yad ettik. Bir daha bu ülkede darbelerin yaşanmaması, milletimizin evlatlarının bir sağdan bir soldan mantığıyla asılmaması için vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimlerine karşı daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan'ın ülkemizi ziyaretinde kardeş Sudan halkının acısını dindirmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Sudan'ın bir an önce istikrara kavuşması en büyük temennimizdir. 108. dönem kaymakamlık kursunu bitiren 99 genç arkadaşımızın kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduk. Genç kaymakamlarımıza bizi temsilen ilçelerinde yerine getirecekleri görevlerde kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik. Genç kaymakamlarımızın ülkemize ve milletimize yapacakları hizmetlerle hem bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum. Türkiye'nin 81 vilayetinden ve tüm ilçelerinden gelen gençlerimizle külliyemizin sergi salonunda yaptığımız buluşma gerçekten müstesnaydı. Gençlerimizle her kucaklaşmamızda onların coşkusunu, dinamizmini ve sevdalarını gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor, bundan da iftihar ediyoruz. Cuma günü Teknofest 2023'te bu sefer İzmir'de gençlerimizle gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz. Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Bugünkü kabine toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5.500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının %44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının %16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği, gerekse ücretsiz 10 GB kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini
artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir. 18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize bir yıl süreyle geçerli olmak üzere genç kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde genç kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız. Aziz milletim, Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerde birlikte Türkiye'ye yönelik ilgi tüm dünyada artmış durumdadır. Bu hakikati Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittiğimiz ziyarette bir kez daha müşahede ettik. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında yer alan Türk evimiz bu senede diplomasinin en önemli merkezlerinden biriydi. Türk evinde Cezayir, Polonya, Güney Afrika Cumhurbaşkanları ile Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail, Malezya Başbakanları ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pek çok liderle görüşmeler gerçekleştirdik. Vatandaşlığımıza kabul ettiğimiz Ahıska Türk'ü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin toplantısında bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızla hasret giderdik. Concordia zirvesinde ve Türk-Amerikan İş Konseyi'nin 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Amerikan iş dünyasıyla bir araya geldik. SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini ülkemize yatırım yapmaya davet ettim. Dünya beşten büyüktür tespitimize hak ve destek verenlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres de ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel kurula hitabımızda ise küresel meselelere dair bir ufuk turu yaptık. Genel kurul konuşmamızda hem İslam düşmanlığıyla mücadelenin ehemmiyetine dikkat çektik, hem de küresel lobilerin hedefindeki aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Türk ve İslam dünyasıyla işbirliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha aykırdık. Sorunlar ve adaletsizlikler büyüse de daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu tüm samimiyetimizle dile getirdik. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde dünya çapında bir harekete dönüşen küresel sıfır atık iyi niyet beyanına imza attık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte herkesi bu iyi niyet beyanını imzalayarak destek olmaya davet ediyoruz. Tüm bu temaslarımızda büyüyen, güçlenen, dünyada ağırlığı ve itibarı artan Türkiye gerçeğine bir kez daha şahit olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Türkiye olarak nasıl Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacını her fırsatta dile getiriyorsak, toplumun ve insanlığın temeli olan aile müessesesinin korunması çabalarına da bayraktarlık yapmakta kararlıyız. Bu yönde ilk adımımızı Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiğimiz net mesajlarla atmış bulunuyoruz. Ülkemiz içinde hayata geçireceğimiz özgün projelerle hem örnek olacak
hem de aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de, hatırlayalım, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Türk kapısı olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya açılan kapımız olan Nahçıvan, jeopolitik konumu itibariyle de bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. Dünkü ziyaretimizde bunu tahkim ettik. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz toplam 80.150 metrelik Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip projeyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Dün enerji, ulaşım, konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla Azerbaycan'la işbirliğimizi güçlendirdik. Nahçıvan ziyaretimiz aynı zamanda önemli mesajlar da içeriyordu. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek harekat sırasındaki çatışmalarda, gerek mayın patlaması sonucunda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına sabrı cemil, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tam 30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya, zulme ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere yönelik sergilediği insani tavır her türlü takdirin üzerindedir. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm önlemler alınmıştır. İnsani yardımların ulaştırılmasında da Azerbaycan makamları olağanüstü çaba göstermişlerdir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddialarının tamamı safsatadan ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın da dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz. Ermeni halkının refahı, huzuru, esenliği komşularıyla kavgadan değil, barıştan ve işbirliğinden geçmektedir. Türkiye, bölgenin kalıcı barışa kavuşması için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir. Bundan sonra da çekinmeyecektir. İnşallah Zengezur koridorunu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la karayolu ve demiryolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden
kesintisiz hale getireceğiz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz. Kimseyi dışlamadan ve dışarıda bırakmadan bu süreci yöneteceğiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız gerek Zengezur koridoru, gerek Irak ve Körfez ülkeleriyle birlikte hayata geçireceğimiz kalkınma yolu, gerekse ülkemizin diğer kritik ulaştırma projeleriyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız devasa ulaştırma yatırımlarına yenilerini ekleyeceğiz. Aziz milletim, sürdürülebilir kalkınma hükümete geldiğimizden beri tüm programlarımızın esasını oluşturmuştur. Bu yaklaşımla tesis ettiğimiz güven ve istikrar ikliminde ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidermekle kalmadık, Türkiye yüzyılının ufkunu da aydınlatmayı başardık. Tabii bu uzun, meşakkatli, kimi zaman inişleri çıkışları olan, hep kazandıran ama kimi zaman fedakarlık da gerektiren bir yoldur. Dünya çoğu da yakın çevremizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, askeri krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin böyle bir zeminde asli hedeflerinden kopmadan kalkınmasını sürdürmesi önemli bir başarıdır. Esasen biz 21 yıldır yaptığımız her işi, attığımız her adımı, elde ettiğimiz her neticeyi, karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen verdiğimiz tarihi mücadeleler sayesinde gerçekleştirmiş bir hükümetiz. Vesayetle mücadele ettik. Üniformalı, cübbeli, klavyeli cuntacıların, her türden mandacıların oyunlarını bozduk. Vekalet savaşı yürüten terör örgütleriyle mücadele ettik. Adeta sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Üretimimizi ve ihracatımızı rekor seviyelerde büyüterek rekabet gücümüzü artırdık. Enerjide, doğalgazdan petrole, yenilenebilir kaynaklardan batarya teknolojilerine kadar her konuda kendimize yeni pencereler açtık. Dünyayı esir eden salgın hastalıklara karşı, sağlık hizmetlerinden sosyal desteklere kadar her konuda örnek bir koruma kalkanı oluşturduk. Gelişmiş ülkelerin müsebbibi olduğu iklim kriziyle mücadelede insanlığa karşı yükümlülüklerimizi üstlenmekten asla çekinmedik, geri durmadık. Savunma sanayinde sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık. Dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Şimdi yeni sınamalarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin kurduğu güçlü altyapı üzerinde yükselen bir ülke olarak her coğrafyada ve her platformda küresel statükoyla karşı karşıya kalması gayet tabii bir durumdur. Dünya beşten büyüktür diyerek Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş küresel yönetim ve güvenlik mimarisine meydan okuyan bir ülkeye tüm kapıların ardına kadar açılması elbette beklenemez. Ancak ister müttefikimiz, ister rakibimiz olsun, tüm ülkelerin kabul ettiği bir gerçek var ki kimsenin bundan kurtuluşu yoktur. Bu gerçek uzak yakın tüm coğrafyamızda. Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği, denense bile başarılı olamayacağıdır. Biz bunun sayısız örneğini, sayısız teşebbüsünü, sayısız niyetini gördük, yaşadık. Sonuçta bu denemeleri yapanların
hepsi günün sonunda gelip Türkiye'nin ortaklığına, Türkiye'nin müttefikliğine, Türkiye'nin desteğine talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Kardeşlerim, tüm bu hakikatlere rağmen hala ham hayal peşinde koşanlar yok mu? Elbette var. Ama hiç şüpheniz bulunmasın ki olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Çünkü bizimle bizi rakip görenler arasındaki fark şudur. Biz gittiğimiz her yerde medeniyetimizin mirası, ecdadın emaneti olan insani değerlerimizle birlikte kazanma anlayışımızla masaya oturuyoruz. Farkımız bu. Bizi rakip görenler ise kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla, kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla, tek taraflı dayatmalarla aynı masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. Altılı masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu? Tepindiler, hepsi ortadan yok oldu. Dolayısıyla Türkiye'yi saf dışı bırakma, denklemden çıkarma, oyun dışına itme gayretleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor. Unutmayın, coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bizimle beraber tüm bölgenin ve dünyanın kaderidir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, biz Rabbimizin takdirine boyun eğmiş bir millet olarak oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz. Bunun için de yakın çevremizden başlayarak tüm dünyada barışı, diyaloğu, birlikte kazanmayı, hakkaniyeti, adaleti, ahlakı, insanı esas alan bir siyaset yürütüyoruz. Her ne kadar bu yüzden kimi zaman bedel ödemek mecburiyetinde kalsak da orta ve uzun vadede kazanan hep Türkiye olmuştur. Türkiye olmaya devam edecektir. Yeter ki biz millet ve devlet olarak tarihimize, kültürümüze, değerlerimize uygun duruş sergilemeyi sürdürelim. Son dönemde gençlerimiz başta olmak üzere milli bünyemizi ve manevi değerlerimizi hedef alan sinsi kampanyalarının amacının bu güçlü kaleyi yıkmak olduğu çok açıktır. Allah'ın izniyle nice badireyi suhuletle atlattığımız gibi bu kirli ve sinsi saldırıyı da boşa çıkaracağız. Ülkemize ve milletimize karşı boynumuzun borcu olan bu mücadeleyi daha etkin şekilde sürdürmek için hem milletimizden hem de yasama ve yargı organlarından daha fazla destek beklediğimizi de belirtmek isterim. Cumhur İttifakı olarak bizim bu konudaki kararlılığımız tamdır. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz hamdolsun başarıyla devam ediyor. Son terörist de ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılana dek bu mücadeleyi içeride ve dışarıda azimle sürdüreceğiz. Aynı şekilde son dönemde artan hayat pahalılığının gıdadan kiraya kadar insanımızın günlük hayatından ortadan çıkacağı ana kadar bu dengesizlikleri gidermek de bizim bir diğer önceliğimizdir. Bunun için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşımızın lokmasına kasteden fırsatçılara göz açtırmıyoruz. 6 ay 6000 kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız çeşitli adımlarla
otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım tarihi itibariyle sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde de özellikle inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığını görüyoruz. 6 Şubat'ta evini ve yakınlarını kaybetmiş depremzedelerimizi mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan açgözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız. Gereken her türlü hukuki, idari ve yasal tedbiri alarak bu fırsatçıların da kararlılıkla üzerine gideceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye için verdiğimiz bu mücadeleyi devletiyle, milletiyle, özel sektörüyle, esnafıyla, üreticisiyle, tüketicisiyle, velhasıl her kesimden insanıyla birlikte göstereceğimiz ferasetle başarıya ulaştıracağız. Günübirlik kazanç uğruna kendisinin, evlatlarının, ülkesinin geleceğini tehlikeye atan insan tipi bu millete, bu medeniyete, bu inanca ait değildir. Bünyemize sızan bu virüsü temizlemek de hepimizin ortak görevidir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, güreş, yüzme ve voleybol başta olmak üzere farklı spor dallarında elde ettikleri başarılarla milletimizin göğsünü kabartan tüm sporcularımızı, özellikle şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.